Merhaba arkadaşlar, nokta neden eteği testi 3 başlayalım birinci sorudan. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde A'ya B noktası gösterilmiş. Buna göre hangi bölgededir? Şimdi hemen bakalım. A noktası bakın ikinci bölgededir. Şurası A'ya B imiş. O zaman A'mız negatiftir, B'miz de pozitif olmalıdır. Bizden B noktasını istiyor. 2A'ya B eksi A. B A'dan büyük olduğu için büyükten küçüğü çıkartırsam pozitif gelir. A'mız da eksiydi. 2 ile çarparsam yine eksi gelir. O zaman eksiye artı yine ikinci bölgede olmalıdır. İkinci bölgede olan cevap da bakın B'de mevcuttur. Geçtim ikinci soruma. Diyor ki ikinci bölgede olan bir noktadır. Buna göre hangisidir? İkinci bölgede ise burası eksi, burası da ne olmalıdır? Artı. A eksi 3'ün değeri negatif, B eksi 3'ün değeri pozitif. A 3'ten küçük olmalıdır, B de 3'ten büyük olmalı. Hatta ikinci bölgeyi şöyle gösterelim. Burası ikinci bölge. A 3'ten küçük, bakın B de 3'ten büyük. Yani A B'den nedir? Küçük. Küçükten büyük sayı çıkartırsam eksi, mutlağın içi eksi ise içerideki ifadeyi eksi ile çarpıp çıkartıyorum. B 3'ten büyük bir sayıdır. O zaman küçükten büyük sayı çıkartırsam yine eksidir. Mutlağın içi eksi ise eksiyle çarpıp çıkartırım ama önündeki eksiyle artı olur. Kendisi gibi çıkar. A 3'ten küçüktür. Küçükten büyük sayı çıkartırsam yine eksi. Eksiyle çarpıp çıkartırım. Ve buradan eksi B artı B birbirini götürdü. 6 eksi 2A elde edilmelidir. Geçtim 3. soruma. ABC dörtgeninde EFH vesaire kenarların orta noktaları. Buna göre F noktasının koordinatları toplam. Bakın şöyle hemen yapar isek şöyle gösterdik ve burasıdır. Şimdi burası buraya eşit, burası buraya eşit, şurası şuraya eşit, bu da buraya eşit. Demek ki arkadaşlar GHFE'ye paraleldir. O zaman EH da FG'ye paraleldir. O zaman paralel kenar. Paralel kenarda karşılıklı apsisleri ve ordinatları toplamı nedir? Eşittir. X ve Y desem. F'nin apsisi X, H'nin apsisi 4'tür. E'nin apsisi 9, G'nin apsisi eksi 3'tür. Ve X de buradan 2 elde edilir. Şimdi F'nin ordinatı Y, H'nin ordinatı 4'tür. E'nin ordinatı 1, G'nin ordinatı eksi 2'dir. Buradan da arkadaşlarım eksi 5 cevabı elde edildi. Bizden F'nin koordinatları toplamını istiyor. 2 ile eksi 5'i toplar isek eksi 3 olmalıdır. Geçtim 4. soruma. ODGC bir karedir. G noktası OBA üçgeninin ağırlık merkezidir. AB kenarı arkadaşlarım 12 kök 2 şöyle yazalım. OA ile OB birbirine eşit ikizkenarmış. Şimdi bunlar ikizkenarsa arkadaşlarım bu kenar ve bu kenar birbirine eşit. Bu açılarım 45 derecedir. Özel üçgenden dolayı AAA kök 2 ise 12 kök 2 olduğuna göre buralarda 12 12'dir. 90 derece şöyle indirdim. 2 eşit parçaya ne yapar? Böler. Yani 6 kök 2 6 kök 2'dir. Ağırlık merkezi arkadaşlarım K'ya 2K böler. Aynı zamanda muhteşem üçlüden dolayı ve aynı zamanda burası dikten dolayı da 3K eşittir 6 kök 2 gelir. Aynı zamanda ikizkenarlık demek istedim. K da buradan 2 kök 2 gelir. 2 ile çarparsam 4 kök 2'dir. Burası kare olduğuna göre bir kenarı 4'tür. Alanı da 4'ün karesinden 16 elde edilir. Geçtim 5. soruma. Eş iki tane dikdörtgen verilmiş. B noktası 8'e 3 olduğuna göre D noktasının koordinatları toplamı. Bakın ordinatı 3. Apsisi de nedir? 8. Yani uzun kenarı 8, kısa kenarı 3. Burası 3'e 8 yazarsam bakın burası da 8'dir. Tamamı 8'di. Buraya 5 kaldı. Bu da 3. D noktasının neyi? Koordinatı. Apsisi 3'tür arkadaşım. Ordinatı da aşağı tarafta olduğu için eksi 8'dir. Topladığım zaman eksi 5 elde edilmeli. Geçtim 6. soruma.
A noktası 1'e 0, B noktası 7'ye 3, D de 0'a 5. Buna göre OC kaç birimdir? Ve buradan arkadaşlarım ABC'de bir paralel kenar olduğu verilmiş. Şimdi paralel kenarsa neydi? Karşılıklı apsisleri toplamı birbirine ne olmalıdır? Eşit gelmeli. Buraya x virgül y dersem. X, C'nin apsisi x, A'nın apsisi 1'dir. D'nin apsisi 0, B'nin apsisi 7'dir. Şöyle göstermiş olalım. Ve buradan da x'i 6 elde ettik. Ordinatlara geçtik. 5 artı D'nin apsisi 5, ordinatı 5, B'nin ordinatı 3'tür. A'nın ordinatı 0, C'nin ordinatı 7'dir. Y de buradan 8 elde edilmelidir. Bizden OC uzunluğunu istiyor. Hemen C noktası arkadaşlarım 6'ya 8 geldi. O noktası da 0'a 0. İki nokta arasındaki uzaklık. 6 eksi 0'ın karesi 8 eksi 0'ın karesinden 100 gelir. O da dışarıya 10 diye çıkar. Ya da şöyle yaparsam bakın. Şu farklı renkte göstermiş olalım. Apsisi 6, ordinatı 8. 6, 8, 10 üçgeninden yine 10 elde edilmeli. Geçtim 7. soruma. Dik koordinat düzleminde 0'a eksi 8 noktasında harekete başlayan bir karınca her defasında önce x ekseninde 1 birim, y ekseninde 3 birim ilerliyormuş. Buna göre A1 elde ediliyor. A yüzün ordinatı nedir? Şimdi arkadaşlarım hemen bakalım. Burası neydi? Eksi 8'di. Eksi 8'e 3 ekleyerek ne yapacağız? Gideceğiz. A1'in değeri. Eksi 8'e bakın 3 eklediğim zaman ne geldi? Eksi 5 ordinatı. Hep bu şekilde. A2 yine eksi 5'e 3 eklersem eksi 2. Devam ediyoruz. A100. Buraya da x dersem. 100 tane terim varsa 100 tane terim olur. Son terim. Eksi ilk terim. Bölü artış miktarıdır arkadaşlarım. Artı 1. Eşittir. 100 tane değeri vermeli. X artı 5 bölü 3. Eşittir 99. X artı 5. 99'u 3 ile çarparsam 9 kere 3 27 ve 2 ile de 9 kere 3 27 2 de elde 29. 5'i çıkardığım zaman 292 elde edilmelidir. Geçtim 8. soruma. Orhan bilgisayar projesi olarak O köşesi dik koordinat sisteminde orijin olarak gören belli uzunluk birimine göre ayarlandığı panoya dartla iki atış yapmıştır arkadaşlarım. Şöyle göstermiş. Orhan diyor K ve L noktalarına birer yaptıktan sonra kardeşi Şeyda da P ve R noktalarına birer yapıyor. Ekranda KL 10 birim göründüğüne göre PR kaçtır? Şimdi arkadaşlarım iki nokta arasında uzaklıktan hemen KL'yi bulalım. Nasıl buluyorduk? Apsisleri farkının karesi artı ordinatları farkının karesinin kare köküdür. Ve 4'ün karesi eksi 3'ün karesi yine 3'ün karesine denktir arkadaşlarım. Eşittir yani. Oradan da 5 gelmeli. 5'lik kısma 10 birim gelmiş bakın. Şöyle yazalım. Şimdi gelelim PR'ye. İki nokta arasındaki uzaklık. 20 eksi 8'den 12'nin karesi. 7 eksi 12'den eksi 5'in karesi. 5, 12, 13 üçgeninden 13 gelir. 5'e 10 gelmiş. Şöyle yazalım. 5'e 10 birim gelmişse 13'e de arkadaşlarım 2 katı 2 katı 26 birim gelmelidir. Geçtim 9. soruma. Dik koordinat düzleminde köşe noktaları verilen ABC üçgeni ağırlık merkezi G. Buna göre GC nedir? Ağırlık merkezi arkadaşlarım koordinatlarını bulurken toplayıp 3'e böleriz. X 3 artı 2 artı 1 bölü 3'tür. Yani apsisini bulurken apsisleri toplayıp 3'e böleriz. 6 bölü 3'ten 2 gelir. Ordinatlarında da yine ordinatlarını toplayıp 3'e böleriz. 9 bölü 3'ten 3 geldi. Yani G noktası 2'ye 3'tür. İki nokta arasındaki uzaklıktan hemen bulalım. Apsisi 2, apsisi 1, 2 eksi 1'in karesi. 3 eksi 5'in karesinin kare kökü. 1 artı 4'ten de kök 5 gelmesi gerekir. Geçtim 10. soruma. Boyalı bölgenin alanı 56 olduğuna göre ve ikizkenarmış. AO ile AB'de eşit olduğuna göre M kaçtır?
Şimdi hemen indirelim. İkizkenardan indirilen dikme arkadaşlarım kenarortaydır. 8'e 8. Burası ordinata en verilmiş. Neydi alan? Taban çarpı yükseklik bölü 2 eşittir 56. Sadeleştirdik 8. Sadeleştirdik. M'miz de buradan 7 gelir. Zaten bizlerinden istenilen. Geçtik 11. sorumuza. ABCD paralel kenarın 3 köşesinin koordinatları verilmiştir. AE, EB'ye eşit K noktasının koordinatları. Şimdi arkadaşlarım, paralel kenarda karşılıklı apsislerin toplamı toplamına eşittir. O zaman A'nın apsisi X, C'nin apsisi 8'dir. D'nin apsisi 4, B'nin apsisi 3'tür. X de buradan eksi 1 elde ettik. Şimdi gelelim ordinatları. Aynı kural ordinatlar için geçerli. A'nın ordinatı Y, C'nin ordinatı eksi 14'tür. D'nin ordinatı eksi 4, B'nin ordinatı eksi 6'dır. Y de buradan 4 elde ettik. Yazalım eksi 1'e 4. Orta noktadır E noktası. Apsislerini toplayıp 2'ye böleriz. 3 eksi 1 bölü 2'den burası 1'dir. Eksi 6 4 bölü 2'den burası ne gelir? Eksi 1. Şimdi ben buraya A'ya A der isem burası 2A'dır. Kelebekten arkadaşlarım 2A'ya 2K gelmiş ise A'ya da K gelir. Şimdi bu içten bölmeden K'yı bulalım. Şimdi buranın apsisi 4, buranın apsisi 1. 4'ten 1'i çıkartırsam 3, 3K'ya eşittir. K da buradan 1 gelir. Şimdi ben burayı böyle çıkarttığım için burayı da çıkartacağım arkadaşlarım. 4'ten neyi çıkartırsam 2 olur. Hemen buraya 2 yazdım. Çünkü K 1'di, 2K 2'dir. 4'ten 2'yi çıkarttığımda da 2 gelir. Şimdi gelelim. Bu kez bunu böyle çıkartıyorum. Eksi 1, eksi eksi 4 eşittir yine 3K. K eşittir 1 geldi. Bunu böyle çıkarttığımda 1 olması için o da eksi 2. 2'ye eksi 2 noktası olmalıdır.